Ona buz mavisi mi diyelim bu kıyafete? Ne diyelim? Buz mavisi olur. Bebe mavisine yakın. Gözlerle mi kombinledik? Evet. Nasılsınız? İyiyim. Siz? Teşekkür ederim. Genç kuşakta gerçekten böyle imrenilerek bakılan oyunculardansınız. İlk önce onun hakkını verelim. Nasıl gidiyor dizi? Ne mutlu böyle düşündüğünüz için ve böyle düşündükleri için. Güzel gidiyor. İkinci sezonumuzu tamamladık. Öyle tatildeyiz şu an. Gayet iyi gidiyor olması gerektiği gibi. Dizide de gerçekten dillere destan bir aşk yaşıyorsunuz efendim. Normal hayatınızda böyle bir aşk yok herhalde. Girmeyelim bu konuya ya da. Siz söyleyin, siz yönlendirin bizi. Vaktim yok galiba. Biraz da nasip bu işler. Şu an pek vaktim yok ama yoğun çalışıyorum. Samimi bir şey sorayım mı? Sizin gönlünüze giden yol nereden geçer? Yani çok söyledim bunu ama samimi, içten, sonsuza kadar güvenebileceğim o tarzda bile olabilir. Kanı takip ettiniz mi bilmiyorum, kırmızı alı, kandaki evet. Kırmızı alıyı. Çok enteresan bir kırmızı alı yaşadık orada. Oradaki gelişmeleri takip edebildiniz mi? Oyuncular kıyafetleriyle çok eleştirildiler. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Bence herkes kendine yakışanı giymeli ve kendini sen nasıl mutlu hissediyorsan öyle olmalısın. Tabii ki çevrendekilerin fikrini alırsın ama günün sonunda sen kendini o şekilde mutlu hissediyorsan bitmiştir bence. Tabii ben böyle çok mutluyum. Okey yani. Ve çok beğendim. Çok da güzel olmuşlar. Pınar Deniz'i çok beğendim özellikle. Sizi görecek miyiz orada önümüzdeki yıllarda? Neden olmasın inşallah. Allah söyletti. Bunun için elimizden geleni yapıyorum yani. Peki çok güncel bir konu var. Magazinle alakalı değil ama bunu sormak zorundayım. Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Son olarak da Refah da biliyorsunuz, takip ettiyseniz. Bu konuyla ilgili birkaç cümle alabilir miyim size? Çok üzgünüm. Çok değişik bir olay gerçekten. Yani bilmiyorum nasıl durdurulur, ne olur. Keşke elimizden bir şey gelse, bir şey yapabilsek. Gerçekten çok üzgünüm. Baktıkça da kötü oluyorum yani. Aklım almıyor. İnsanlık dışı şeyler bunlar. Umarım bir an önce son bulur. Çok üzgünüm gerçekten. Sokak hayvanlarıyla ilgili de bir durum var. Biliyorsunuz uyutulmaları, parantez içinde öldürülmeleri gündemde. Sizce bu da bir nevi bir soykırım mıdır? Evet, çünkü çok yanlış bir şey uyutulması, öldürülmesi. Bilmiyorum, tedavi ettirilebilir. Hani kuduz köpekler varsa veya o tarz köpekler varsa bunlar tedavi ettirilebilir. Ama bunun önüne bu şekilde geçilmemeli bence. Bazı sanatçılar var mesela, isim vermeyeyim hadi. İnsan ölür, hayvan geberir diyen sanatçılarımız var. Bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ne demek anlamadım şu an. Yani insan ölür, hayvan geberir. Sanki hayvanın ölümü. Ay bu tarz şeyler hiç hoş değil gerçekten. Hiç hoş değil. Hadi geçelim bu konuyu o zaman. Yaz aylarında ne yapacağız? Ailemle arkadaşlarımla tatil planlarım var. Birkaç eğitim almam gerekiyor. Onları alacağım. At binme, piyano. Aa, meraklı mıyız öyle şeyleri? Silah. Silah. Evet. Meraklı mıyız öyle şeyleri? Evet, ilgim var. Sizin hakkınızda çok bilinmeyen bir şey. Hangi takımlısınız? Fenerbahçeli. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Hadi buyurun. Düzeleceğiz inşallah be. En son şampiyonluğu ne zaman gördünüz diye böyle iğrenç bir söz. Söylemeyin lütfen. En son Galatasaray'ı yendik. Ama yapma şimdi. Oradan görürsen çok eleştirirler bizi. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Al bombayı verdim kucağına. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hadi zorlamayayım seni. Hadi. Bizde normal bir şey yok. Fark ettim. Sağ olun. İyi akşamlar.